Değerli hemşehrilerim, kıymetli dostlar. Ben Doktor Karabey Kadri Karaoğlu. 14 Mayıs günü hep birlikte ülkemiz için bir kez daha sizlerin vicdanına müracaatla daha mutlu, daha güzel, daha müreffeh bir ülkede yaşama azminde hür irademizi ortaya koymak, millet olarak son sözü söylemek üzere sandığa gidiyoruz. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinin ülkemize ve Bayburt'umuza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Vatanımız, milletimiz ve memleketimiz adına ortak değerleri taşıyan ve aynı hassasiyetleri gözeten 6 partinin birleşerek oluşturduğu Millet İttifakı çatısı altında Bayburt Milletvekili aday olarak karşınızdayım. Millet İttifakı toplumsal sorunlara çözüm getirecek politikalar üretmek, vatandaşımızın dertlerine çare olmanın yollarını bulmak ve istişare kültürümüzün bir zenginliği olarak ortaya çıkmış ortak bir mutabakat metnini tarih önünde kayıt altına almak iradesini göstermiştir. İyi Parti olarak Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve altılı masayı oluşturan siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanları liderliklerinde yürüttüğümüz mücadelenin omurgasını teşkil eden ilke eksenli siyasetin milletimizde yarattığı tesiri ve gelecek nesillerimiz adına vaat ettiği umudu görmek hepimiz için bir mutluluk vesilesidir. Bu iklimi yeşerten her türlü engellemeye rağmen bizlerden kıymetli desteklerini esirgemeyen sizlersiniz. Allah hepinizden razı olsun. Zor bir dönemde ve zor şartlarda yola çıktık. Millet İttifakı olarak bizler, toplumun tüm kesimlerini kucaklayıcı dili benimsemiş, şeffaf ve hesap verir yönetim anlayışını merkeze almış bir ittifaka hayata geçirdik. Bağımsız ve çağdaş hukuk düzenini, hukukun üstünlüğünü ve birey haklarını esas alan demokratik, çoğulcu ve özgürlükçü bir anayasa yapmak iddiasıyla geliyoruz. Gelir dağılımında adaleti sağlamış, sanayi ve teknolojide arzu edilen gelişimi yakalamış, eğitim sistemini ideal bir zemine oturtmuş, hukuk ve demokrasinin tüm kurumlarıyla çalıştığı bir sistem inşa etmek için yola çıktık. Evlatlarımız, nesillerimiz için tertemiz bir siyaset zemini, müreffeh bir ekonomik sistem, eğitimde, sağlıkta, hukukta ve beşeri hayatı kuşatmış tüm alanlarda daha yaşanılabilir, daha mamur bir Türkiye'yi hep birlikte yeniden inşa etmek idealiyle karşınızdayız. 20 yıllık iktidarı döneminde desteğinizi eksik etmediğiniz AKP iktidarının vatandaşımızı layık gördüğü noktaya dair hiç de uzun cümleler kurmayacağım. Bir tarım ve hayvancılık ülkesi olan ülkemizin tarım ve hayvan ürünlerinin üretiminde getirildiği noktanın vahametini, marketlerde soğanın fiyatını, unun, etin, kıymanın fiyatını gören sizlersiniz, bizleriz. Yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle yaşam standartları gün geçtikçe düşen memurun, emeklinin, esnafın, çiftçinin kendisine reva görüleni içlerine sindiremediklerini biliyoruz. Buradan size ne yiğidi muhtaç ettikleri kuru soğanın adet fiyatı, ne döviz kurlarının geldiği noktayla ilgili sözlerim olacak. Bunların her biri sokakta, çarşıda, pazarda dolaşan vatandaşımın, hemşehrilerimin takdirindedir. Ben sizinle daha ziyade Bayburt'u konuşmak isterim. Millet İttifakı olarak iktidar olmamız halinde ve Bayburt milletvekili olarak seçilirsem memleketimiz için yapacağım çalışmalara, projelerimize dair bilgilendirmeler sağlamak için karşınızda bulunuyorum efendim. Bu iktidara 20 yıldır verdiğiniz kayıtsız şartsız desteğin karşılığında ne umdum ne buldum diyen Bayburtluğum. Aşağı yukarı bütün sosyoekonomik göstergelerde her yıl kendisine ülkemizin en son sıralarından biri layık görülen Bayburtluğum. Yatırım, üretim ve istihdam göstergelerinin tamamında ülkemizdeki iller arasında en son sıralarda yer alan Bayburtluğum. İllerin ihracat rakamları sıralamasında her yıl en son sıradan şampiyonluk layık görülen Bayburtluğum. Dini hassasiyetleri, iyi niyeti ve tertemiz duyguları vatan, millet ve din bezirganları tarafından suistimal edilen Bayburtluğum. Yanı başımızdaki şehirlere yapılan yatırımları görüp terk edildiği duruma baş kaldıran ve ben bu duruma layık mıydım diyen Bayburtluğum. Evladının işine, aşına, geleceğine dertlenen, yavrusunun düğününü, derneğini tasa eden kardeşim, hemşehrim, Bayburtluğum. Verdiğin onca desteğe rağmen maruz kaldığın durumu hak ediyor musun? Türkiye'nin en küçük şehri olmak, en az katma değer üreten ili olmak, kişi başına en düşük gelirine sahip ili olmak bu şehrin yazgısı mıdır? Yoksa bugüne kadar destek verdiğin siyasi iradenin beceriksizliği midir? Cevap sende değerli hemşehrim ve cevap sensin. Millet İttifakı olarak bizler
bizler bir şeyi değiştirmeye ve her şeyi değiştirmeye geliyoruz. Bayburt'un ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız her bir projeyi gerçekleştirmek üzere sizin iradenize müracaat ediyoruz. Sizlerin desteğiyle hayat bulacak bu projelerin her birinde şehrimize dair somut önerilerimizi bulacaksınız. Tarım ve sanayinin gelişimini, hayvancılık girişimlerinin desteklenmesi, nüfusu 2000 altına düştüğü için kapatılan belde belediyelerimiz için müjdeler, iki büyük sanayi tesisinden en az birinin ilimize kazandırılması, istihdam, sağlık hizmetleri altyapısının güçlendirilmesi başlıkları altında sunacağımız ve Bayburt'un gelişimine katkı sunacağına inandığımız projelerimizi görüş ve takdirlerinize sunacağız. Adam kayırmacılık, parti zipçiliği, kamuda görevlendirme ve atamalarda sosyal hizmetlerden, yardımlardan yararlanmada eşitlik için. Bayburt'umuzu her alanda daha yaşanılabilir bir şehir olmaya taşıyabilmek için her şeyin çok güzel olacağı günler için desteklerinize talibim. Bu vesileyle Ramazan bayramınızı kutluyor. Bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Saygılarımla.